Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Hu hu, olaylar olaylar. Bir taraftan Gülşen tutuklanacak mı? Diğer taraftan Sedat Peker bombalamaya devam ediyor. AKP'yi Sedat Peker yumrukluyor. AKP Gülşen neyse. Haberler bomba, haberlere geçelim. Efendim, Erdoğan'ın danışmanlarından AKP'li milletvekili Hamza Yerlikaya Vakıfbank'ın yönetimine atanmıştı. Yönetime atandıktan sonra ya abi bu adamın vasfı ne ki, güreşçi, bu adamın Vakıfbank'ın yönetiminde ne işi var dediler. Ekonomist özelliği de varmış tabii. Dediler şunun bir diplomalarını bir kontrol ettirelim. Mahkemeye falan başvurmuşlar. Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmış. Sahte lise diplomasıyla adam milletvekili olmuş. Sahte lise diplomasıyla Erdoğan'ın yanına kadar girmiş. Sahte lise diplomasıyla adam gitmiş Vakıfbank'ın yönetimine girmiş. Adam sahte lise diplomasıyla bunları yapmış. Bunun üniversite diploması var mı la? Bir üniversite diplomasını da kontrol edelim yani. Sonuçta lise diploması sahte olan adamın üniversite diploması varsa o da sahte olabilir. Tabii CHP'li milletvekili diyor ki efendim usta çırak ilişkisi. Erdoğan ne ki milletvekili ne olsun. Bakıyoruz Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte çıkıyor. Daha düne kadar Erdoğan'ın diplomasını sahte olup olmadığını var mı yok mu bunu tartışıyorduk. Yarın öbür gün Erdoğan iktidardan düştükten sonraki düşerse bu kafayla biraz zor düşer de. Efendim diyelim ki Erdoğan'ın diploması yok ve sahte. Ne olacak? Dünyada bir ilk olacak arkadaşlar. Bütün ülkelerdeki yarışma programlarında 20 yıl sahte diplomayla ülke yöneten lider kim diye soracaklar. Recep Tayyip Erdoğan cevabını alacaklar. Diplomasının sahte olduğu konuşulduğu halde yargısı hareket etmeyen ülke kim diyecekler. Gene Türkiye deyip dalga geçecekler. Diplomasının sahte olduğu konuşulduğu halde, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olduğu halde, hırsızlık göz göre göre olduğu halde, hırsız bizim hırsızımız deyip oy veren ülke hangi ülke diyecekler? Türkiye diyecekler. Diyorlar da. Erdoğan gittikten sonra daha güzel gülecekler tabii. Şimdi ağızlarıyla gülüyorlar. O zaman artık başka bir yerleriyle gülerler. Efendim Siemens'in Türkiye'de Colin İnşaat'la girmiş olduğu yüksek hızlı tren ihalesi. Bu ihalede Siemens rüşvet verildiğini saptıyor. Ve bu saptama sonucunda da soruşturma başlatılsın diye başvuruda bulunuyor. Saptıyor ve soruşturma. Biraz tuhaf gidiyor haber ama neyse. Efendim 60 milyon euroluk ihalenin 10 milyon eurosu rüşvet. Bu 10 milyon euro Colin tarafından sözde TCDD'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndaki yöneticilere verilmiş. Bunlar da arasında kardeş payı yapmışlar. Allah bereket versin demişler. Yani Colin'e vermişler ihaleyi, öyle görünüyor haberden anladığım o. Barış Terkoğlu da diyor ki Siemens işte bu yolsuzluğu, bu rüşveti saptıyor. Saptadıktan sonra da Colin'le arasındaki sözleşmeyi iptal ediyor ve tahkime başvuruyor. Vermiş olduğu paranın geri iadesini istiyor. Siemens'in başında Türk mü var la? Eğer Siemens'in başında Türk falan varsa Siemens'e yarın öbürsü gün FETÖ operasyonu yapılabilir ha. Şimdi insanın aklına direkt şu geliyor. Yani ister istemez 60 milyon euroluk bir ihalede şimdi bu TCDD'nin yöneticileri 10 milyon euro rüşvet alıyorsa, yani bu ihaleyi verdiren güç tepedeki ne kadar alıyor? Ya da 60 milyon euronun 10 milyonu millete dağıtılıyor. 50 milyonu tepedeki güce mi gidiyor direkt? Yani 10 milyon çok yüksek bir rakam değil mi yani? Devlet memurunun aldığı maaş ne ki la bunlara, bir de 10 milyon... Bir de euro üzerinden ha, ya ulan var ya, ulan var ya, yavrum. Düşündürücü. Efendim Gülşen'in İmam Hatipler'le ilgili söylemiş olduğu sözden dolayı Önder İmam Hatipler Derneği suç duyurusunda bulunuyor. Çağlayan Adliyesi'nin önüne gitmişler, kameraları almışlar, güzelce suç duyurusunda bulunmaya geldik deyip gözdağı vermeye çalışıyorlar.
Tam bu sırada bir vatandaş yanlarına geliyor. Madem samimisiniz, o zaman İmam Hatipler'de olan tacizi, Ensar Vakfı'nda olan bu tarz olayları da gündeme getireceksiniz diyor. O zaman biz sizi alkışlarız diyor. Ama Gülşen üzerinden diyor bunu yapmayın diyor. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Adam haklı mı? Haklı. Ya bunlar böyle Ensar Vakfı'nda, bu tarz vakıflarda olan bu olaylara, tarikatlarda olan olaylara hiçbirine ses çıkarmazlar. Susarlar. Aman ha. Kol kırılır, yen içinde kalır muhabbeti var ya. Aman ha, kimse duymasın. Biz de konuşmayalım, duyurmayalım. Bakıyoruz, cami kürsülerinde öten imamlar, cami kürsülerinde ona ahlaksız, buna ahlaksız diyen insanlar, aa dinden çıktı, şunu dedim dinden çıktım diyen insanlar, milleti dinden çıkartması kolay, hemen dinden çıkıyorsun, çıktım girdim, çıktım girdim. Orada Ensar Vakfı'nda, orada diğer tarikatlarda neler oluyor, neler oluyor çoluğa çocuğa, bir Allah'ın kulu ses etmiyor. Sesini çıkartmıyor, susuyor, çıtı çıkmıyor. Acaba senin gibi cübbe sarık sakal taktığı için mi? Ya da senin gibi Allah'a inanıyorum dediği için mi? Erzurum'da, Palandöken'de bir tane yurtta olmadı mı? 7 tane çocuğa taciz olay. Olmadı mı? Diyanet sesini çıkarmadı. Olmadı mı? Oldu. Kim sesini çıkardı, kimse sesini çıkarmadı. Kimse sesini çıkarmadı. Ha burada suçlu kim? Burada suçlu bizim basınımız. Yandaş da olsan, adamsan çıkacaktın, Diyanet İşleri Başkanı'na o olayı soracaktın. Yandaş bile olsa. Bak, burada senin çocuğun da olabilir. Yarın öbür gün başka bir yerde, illa kurs olması gerekmiyor, yurt olması gerekmiyor. Başka bir yerde senin çocuğun aynı, başına aynı olay gelebilir. Yandaş olsan bile. O zaman çıkıp bağıracaksın. İşte bu zihniyetler bizi bu hale getirdi. Sedat Peker de ne diyor? Ben akşam çıktım, işte SBK muhabbetinden bahsettim. Taşkesen'le oğullarının boşanma davasından, Süleyman Soylu muhabbetinden bahsettim. Gülşen'in aylar önce söylemiş olduğu bu sahnedeki gafı gündeme geldi. Apar topar tutuklansın, gözaltına alınsın. Benim olayımı unutturmaya çalışıyorlar. Sedat abi iyi de zaten savcılar hiç harekete geçmiyor ki. Sen ne dersen de adamlar umurunda değil ki ya. Bak Gülşen bir laf söylüyor, anında savcılar harekete. Aslında bu ne biliyor musun? Yani vatandaşa şunu da gösteriyorlar. Bakın, istediğiniz kadar Sedat Peker'i dinleyin. Bizim için hiç önemi yok Sedat Peker'in açıklamalarının. Tamam mı? Sedat Peker istediği kadar açıklasın. Hiç umurumuzda değil. Ya bir nevi aslında vatandaş Sedat Peker'i dinlemesin, vatandaş Sedat Peker'den uzaklaşsın. Aman canım, bu da açıklıyor ama savcılar harekete geçmiyor. Vatandaş boş versin diye de yapılmış bir şey. Ünlüler camiasından, bizim camiadan, ileri gelenlerinden İbrahim Tatlıses. Azrail 0, İbrahim Tatlıses 2 diyoruz. Tabii ki bu kurşunlanma olayı vardı. Adamın beynine kurşun girdi, çıktı. Adam ölmedi. Allah uzun ömür versin. İşte Azrail, Azrail öldürmeyince dediğin zaman Allah'ı, Allah öldürmeyince öldürmüyor, Azrail'e öldürme diyor. Azrail de el mahkum, ne yapsın? Yani sonuçta almıyor canını. Şimdi de trafik kazası geçirmiş Bodrum'da. Olay niye bu kadar uzadı onu da bilmiyorum da. Trafik kazası geçirmiş. Geçmiş olsun. Gitmiş hastanede şarkı söylüyor. Abi Allah aşkına. Uçurumun kenarına gelmiş adamın lüks arabası. Vito mudur nedir bilmiyoruz artık. Kamyon gelmiş, aynı Susurluk olayı var ya, Susurluk olayı gibi olmuş. Susurluk'ta nasıl kamyon biçmişti, Kurtlar Vadisi'nde görmüştük. Aynı ona benzer bir olay, uçurumun kenarına getirmiş. Kızı falan da arabada diyorlar, haberlerde pek yazmıyor ama durumları nasıl. Allah şifa versin diyelim. Sanat camiamızın ileri gelenlerinden birisi. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel şarkılarını tekrardan dinleriz. Efendim, Ağrı'da neler oluyor? Olaylar, olaylar. İşkur müdürü Gıyas Güven'e ait olduğu söylenen fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Malum Gıyas Güven İşkur'un müdürü. İşkur'da iş başvurusuna gelen kadınlar arasında hoşuna gidenleri arabasına davet ediyor. Arabada neler olduğunu anlamışsınızdır. O fotoğrafları buradan paylaşamıyoruz. Paylaşsak da zoomlamak zorundayız. O rezil görüntüyü vermemek için.
Instagram'da paylaşmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Oradan bizi takip edip fotoğrafları görebilirsiniz. Bunun yanı sıra AKP Ağrı bilmem ne başkanı. Onun da tuvaletteki bir görüntüsü ortaya çıktı. Malum arkadaş tuvalette tuvaleti gelmiş ama kadının bir tanesine cam açtırmış, cılcıbı soyundurmuş, böyle dil atıyor. Ne bileyim ya. Abi düştüğümüz vaziyete bak ya. Daha neler neler. Ağrı Belediye Başkanı ne oldu ya? Bu savcı sayandan hiç ses çıkmıyor. Çıtı çıkmıyor adamın. Yani bunlar senin arkadaşların falan değil mi? Kankan değil mi? Çık konuş savcı sayan. De ki bunlarla benim bir ilişkim yoktur de. Bunlarla benim bir arkadaşlığım yoktur. Sosyal medyada sürekli savcı sayan nerede çıtı çıkmıyor diye paylaşımlar yapılıyor. Yani sen orada AKP'yi temsil ediyorsun. Yapma böyle şeyler. Geçen bir video geldi de o videonun patlamasını bekliyorum. Videodaki isim de kadın. O bölgede bayağı bir artık ağrı değildi, başka bir yerdi. Bakalım çıkar yakında. Daha neler çıkacak arkadaşlar. Yani bu gözlerin gördüğünü. Efendim çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de tırga yan basar. Şarkıcı Gülşen. Efendim daha önce de sahnede giymiş olduğu kıyafetlerle gündeme gelmiş, vatandaşlar tepki göstermişti. Biraz daha usturuplu giyin demişti. O da usturuplu giyin dedikçe daha da açık giymişti. En son açacak bir yer kalmayınca önüne bir tane ağaç yaprağı, buralarda iki tane şey koymuştu. Simli mümlü bir şey. Buradan iki kurdeleyle bağlamış, böyle çıkmıştı. Şimdi sahnede konser sırasında müzisyen arkadaşlarıyla mı şakalaşıyor? Kimle şakalaşıyorsa bir 10 saniyelik bir video. Ve bu videoda diyor ki efendim arkadakilere, işte İmam Hatip'te okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor. Ne yaptı adam, senin popona mı zoomladı? Ne yaptı yani, yanından geçerken yanlışlıkla el ışık diye değdi mi? Orasını bilmiyoruz tabi. Millet gülüyor, kahkaha atıyor falan. Apar topar sosyal medyada, Twitter'da hashtag açılıyor. Gülşen tutuklansın. Gece gözaltı muhabbeti falan yapılıyor. Sabah gözaltına alınmış, ifadeye çağrılmış. Özür dilerim demiş. Adaletiniz batsın demiş. Böyle açıklama yapmamam gerekirdi. Bundan sonra daha da dikkatli olacağım demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yani Gülşen tutuklanır mı? Bana pek inandırıcı gelmiyor. Bu tarz muhabbetlerden dolayı tutuklanacağı. Bu her zaman AKP'nin, Erdoğan'ın hoşuna gider bu tarz açıklamalar. Çünkü kendi kitlesini korkutacak bir şeye ihtiyacı var. Hele ki İmam Hatip camiası biraz biraz olsun kendisinden kopmaya başlamıştı. İçeride bir ufak ufak bir sürtüşmeler vardı. Bu tarz açıklamalar her zaman Erdoğan'ın hoşuna gider. Ne olur abi, bunu tutuklamaz, gözaltına almaz. Gözaltına alsa, tutuklasa bile, tamam mı? Hep bunun üzerinden vurur. Bak yarın öbürsü gün çıkacak, Erdoğan ne diyecek? Bakın görüyorsunuz. Onların sanatçı dediği, sahnede giymiş olduğu kıyafetler ortada. Çıkıyor İmam Hatip'lim hakkında neler söylüyor. Ve buradan oy devşirmeye çalışacak. Yani abi ya, koskoca AKP Erdoğan buna mı kaldı? Buna kaldı. Maalesef 20 yılın sonunda buna kaldı. Sen de akıllı olacaksın. Bir şeylerin değişmesini istiyorsa ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Ha, bunu bugün Gülşen söyledi. Yarın AKP'li birisi çıkıp aynısını söylese ama başka bir lise üzerinden söylese, Erdoğan'ı seven birisi çıkıp aynısını söylese, başka bir lise üzerinden söylese, hepimiz tepki göstermez miyiz? Gösteririz. Neden bu tutuklanmıyor, gözaltına alınmıyor, çoluğumuza çocuğumuza böyle iftira atıyor der miyiz? Deriz. Ama bunu Gülşen yaptığı zaman alkışlıyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Gülşen'e de aynı tepkiyi göstermemiz lazım. Orada başka bir şey de söyleyebilirdin. Sırf milletin hoşuna gitsin diye. Bir camiayı, bir kesimi de böyle zan altında bırakarak ifadeler, bunlar doğru değil. Ha, diğer açıdan baktığımda da ben şunu doğru bulmuyorum kardeşim. Sen giymiş olduğun kıyafetlerle sapık olmuyorsun. Ben sana bakınca bana sapık diyorsun. Ne güzel ya dünya. Ne güzel dünya. Geçen de vardı ya şarkıcı Didem. Didem miydi kızın adı? Onun da haberini yaptık.
Hanımefendi alttan memişlerini tamponlamış, böyle zaten giymiş olduğu dansöz kıyafeti ortada. Böyle füzeler desen, Elon Musk'un füzeleri. Sahnede oynuyor böyle. Millet de geliyor, dolar TL takıyor. Takarken de şimdi burayı da güzelce boyamışsındır. Elle diye adamım yanlışlıkla eli böyle. Şimdi adama sapık muamelesi yapıyorsun. Ya kardeşim, elleyenin suçu var da elletenin suçu yok mu? Ellemesine sebep olanın suçu yok mu? Bir de ona bakmak lazım. Yani ben bir olayı değerlendirirken böyle değerlendiririm. Açarsan bakarlar. Mafya babası Sedat Peker hepinizi teker teker. Sedat Peker geliyor. Efendim, Sedat abi diyor ki biraz da yeni olaylara değinelim. Eski SBK Başkanı Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kocası üniversite rektörü Ünsalban'ın SPK ile yolsuzluk dosyalarını yayınlayacağını söyledim. Detayların seçim öncesi açıklayacağım bazı gelişmeler üzerine aniden boşanma davası açıldı. Süleyman, sen İçişleri Bakanı mısın yoksa fedai misin? Zehra Taşkesenlioğlu mahkemeye boşanma dilekçesi verince bu dilekçeyi ilk olarak sana neden yolladı? Ve sen rektör Ünsalban'ı bir arkadaşı vasıtasıyla kibar yollu olarak neden tehdit ettirdin? Çok yorgunum. Biraz daha tweet yazıp onları da birazdan paylaşacağım. Lütfen bu tweetlerin hakkını verin diyor Sedat abi. Efendim, demir çelik piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden Hüseyin Er Yılmaz ve operasyondan dolayı örgüt lideri olarak cezaevinde. Ben Balkanlardayken bu arkadaşlarla telefonla görüşüyorduk devamlı. Bu operasyonun olacağından tüm örgüt liderlerinin haberi vardı. Demir çelik operasyondaki örgüt liderleri paraların hemen hemen hepsini yurt dışına kaçırdılar. Tabii ki bu Zehra Taşkesen'le olayıyla ilgili bugün İsmail Saymaz şey yazmış. Kocası Ünsal bana boşanmadan önce 2,5 milyon dolar para vermiş. Elden ayakkabı kutusuyla mı vermiş artık, neyle vermiş de bilmiyoruz. 2,5 milyon dolar. Voluu. Karıdaki paraya bak lan. Neyse, dönelim demir çelik muhabbetine. Efendim, siz televizyon ekranlarında gösterilen, ele geçirilen paralar var ya, onların hepsini toplasanız 40-50 milyon TL etmez. 40-50 milyon TL para değil Sedat abi. Vay be lan. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlara 40-50 milyon TL'nin para olmadığını anlatamazsın. 25 milyar TL buhar oldu. Buhar olmamıştır Sedat abi. Yani adamlar cezaevinden çıkmak için ne bileyim hakim, savcı sevgililerine yedirmişlerdir. Yani AKP içerisinden birileri vardır. Hükümet içerisinden birileri vardır. Vardır da vardır. Ulan bu nasıl olur lan? Anlatacağım da. Her şeyi anlatacağım. Başında söz verdik. Her şeyi anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli danışmanlarından Serhan Tarancı, ismini yanlış yazmış. Hüseyin Er Yılmaz'ın Ankara'daki ofisinde devamlı buluşuyorlardı. Ancak esas buluşma yeri Ankara Panora AVM'nin içindeki Beymen'in VIP odasıydı. Şimdi Ankara Panora AVM'nin içindeki Beymen'in VIP odasında Cumhurbaşkanı'nın danışmanı AKP'li X bir iş adamıyla buluşuyorsa, demek ki bu beymenlerin VIP odaları var ve bu odalarda belki de İstanbul'da, İzmir'de veya başka şehirlerde AKP'liler buluşuyor. Acaba buradaki beymenlerin VIP odalarına da operasyon yapmak gerekiyor mu? En azından kamera kayıtlarını incelemek için. Ancak bunlar kurnaz. O odada buluştukları zaman önemli misafirleri de geleceği zaman kamerayı ya bantla ya da başka bir şeyle kapatıyorlardı. Devletten çaldıklarının hasılat bölüşümünü bazen yazıhanede, bazen de odada yapıyorlardı. Bunlar kurnaz ama aslında aptallar. Odadan çıktıktan sonra yine her yerde kamera var. Bunların yardımcılarının ellerinde elbise torbaları olurdu. Ancak o torbaların içinde biraz elbise, daha çok para olurdu. Rüşvet takası, daha doğrusu devleti soymaktan elde edilen para bu şekilde pay edilirdi. Bu tahkikatı yöneten Sayın Savcı, bu tahkikatın gerçekten neticesini istiyorsa Cumhurbaşkanı Danışmanı Serhan Tarancı'nın ve Hüseyin Er Yılmaz'ın HTS kayıtlarını ve baz istasyonu kayıtlarını çıkartın. Dakika bir, gol bir. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı devleti soyuyor diyor Sedat abi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanının devleti soymasına müsaade eder mi arkadaşlar? Etmez. Demek ki burada Cumhurbaşkanımız da kandırılıyor. Mesela ya. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Beymen'in bu iki kişi bir odasındayken o odadaki kameranın kaç kere kapatıldığına bakın. Sayın Savcım, bundan daha büyük delil olur mu? Bu dediklerim çıkmazsa söz namus, parmağımı keseceğim.
Parmağımı keserken de herkese canlı olarak seyrettireceğim. Sülü, senin elemanlara söyle bakayım. Ankara İl Emniyet Müdürü, Servet'e organize suçlardan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Rasul Hora, namusun varsa talimat ver. Bu kayıtları çıkarsınlar. Sayın Cumhurbaşkanı danışmanı Saran Tarancı, senin hiç şansın yok. Seçim öncesi çekeceğim videolarda anlatacağım. SPK yolsuzluklarıyla ilgili rüşvet amaçlı WhatsApp yazışmaların da elimde. Yani senle benim işim uzun. Huhu, Sedat Bey gel gelin. Bak 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 olaya bak. Seni öyle bir yapacağım ki doğduğun güne lanet edeceksin. Bu Serhan öyle bir adi hırsız ki rüşvet istediği holdingin sahibi başka bir cumhurbaşkanı danışmanının ismini veriyor. Ondan da yardım istedim diyor. Bizim Serhan da holding sahibine sakın onu karıştırma. O çok para ister diyor. Şimdi sormak lazım. Acaba bu cumhurbaşkanlarının bu kadar çok danışmanının olmasının sebebi? Yani bakıyoruz hepsi rüşvete bulaşmış gibi görünüyor. Sedat Peker'in anlattıklarına bakılırsa. Yani Serhan, bunun adı Serhan değilmiş de neyse. Buna gidiyorlar, bundan ona gidiyorlar, ondan ona gidiyorlar. Millet habire iş adamları cumhurbaşkanı danışmanı geziyor. Niye? Daha ucuza işi kapatmak için. O çok para ister diyor. Ulan Türk kültüründe ölmüşlerin hatırası olan ata evine el koymak var mı? 25 sene önce alındığı için mahkeme kararı el koyamadığınız, sonra böyle şeytanlık yapıp eve el koydunuz. Yani milli bahçelere devrettiniz. Eğer bir gram namusunuz, şerefiniz varsa o evi yıkın. Vallahi yıkın, billahi yıkın. Ancak eşimin eşyalarını almamıza izin ver. Yumuşak karnını gösterdin reis. Kötü yaptın. Vallahi yoksa benden daha büyük bir bela ile karşılaşırsınız. Onun elbiseleri kendisi için çok kıymetli. Ev yıkılsın umrunda olmaz. Ancak elbiselerine bir şey olursa sonunu ben kestiremiyorum. Söz namus deyip yola çıkan, ölümü gözü alan şahsımı siz evine el koyarak mı korkutacaksınız? Reis, yarın o villanın önünde eşiniz saygıdeğer hanımefendinin elbiselerini yakarlarsa, sırf eşinizi ve sizi sinirlendirmek için. Neden yumuşak karnını gösterdin Sedat abi? Olmadı bu. Bu arada elbiseleri ne kadar kilo? Evden değerli demek ki. Vallahi kim bilir ne kadar abi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize möhkem bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.